Sayın Divan, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, başta tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. İnşallah bu son olur. Bu şehit haberlerini duymayız inşallah. Meclisimize yeni katılan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. İnşallah onlar da katkı sağlayacaklardır. Çok affedersin. Üniversitemizin böyle başarılı %95 tercih sebebi olması, ilgi duymasından dolayı başta mütevelli heyetini ve akademisyenlerini de ayrıca tebrik ediyorum. Onlara da bir alkış istiyorum değerli arkadaşlarım ben. Evet, %95 çok iyi bir rakam. Ve bildiğim kadarıyla da üniversitemiz 2 yıllık yüksek meslek yüksek okullarında kaldırdı. Buna rağmen hepsi tamamı 4 yıllık oldu değil mi başkanım? Öyle biliyorum. Ben bir konuyu hatırlatmak, bilgilendirmek için buraya çıktım. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu bildiğiniz üzere ekspertizleri yetki veriyor. Onların yetkilendirmiş olduğu ekspertiz şirketleri kredi alacaksanız onların vereceği değerlendirme raporlarına göre size kredi veriyor. Şimdi yeni bir LIHKAP diye bir kuruluş oluştu. Lisanslı Tapu Kadastro Mühendisleri Derneği. Her ilçemizde var. Eski binalarımızın büyük bir kısmında değerli arkadaşlarımız katlarda numara yok. Yani tapularınızda numara olabilir ama tapuya gittiğiniz zaman imarda binanız hangi konumda bilmiyorsunuz. Eğer binanızın konumu belli değilse ekspertiz sizin binanıza değer biçmiyor. Yani tapunuza bir kat, 3. kat, 9 numara yazabilir. Buna dikkat edelim. Alım satımlarda bu eğer yoksa kesinlikle konut kredisi kullanamıyorsunuz ve banka vasıtasıyla konut iş yeri satıp alacaksanız bunu yapamıyorsunuz. Bundan dolayı bir de numaralarda karışıklık var. Bunun için bu LIHKAP diye lisanslı müdürlüğe gidiyorsunuz. Bunlar size bir rapor veriyorlar. Bu raporla tapuya ve belediyeye gidiyorsunuz. Burada işlemlerinizi düzeltebilirseniz, belediyeden de bu şeyi onaylatabilirseniz tapuda işlemleriniz düzenleniyor ve konut kredisi kullanabiliyorsunuz. Eğer konut satıp alacaksanız, böyle bir şeyleriniz varsa almadan önce bunlara bakmanızda fayda var diye düşünüyorum. Bu şekilde çok sorunlar var. Bu sorunlar geldiği için ben burada dillendirmek istedim. Bunu dikkatinize buyurdum. En son konuşmacı olduğum için de en kısa konuşmayı ben yapacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.